Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar, yazıp kenara, yazıp kenara. Bugün ne konuşacaktık Hikmet ya? He? Evet. Hoşçak, sen de hem fikir misin? Evet. Bugün biraz şey konuşacağız arkadaşlar, hem yüzü yaparız, hem de biraz özgüvenden konuşacağız, özgüvenden. Sordular hoca, bana sorulan sorular üzerinden. Hocam bu kadar nasıl rahat bir şekilde anlatıyorsun yani, rahat bir şekilde. Tarihi nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü sizin gibi genellikle tarihi anlatan fazla insan yok diyorlar. Yok. Arkadaşlar, bu konu üzerine devam edelim. Biraz anlatayım. Ben tarihin içine yüzerim arkadaşlar. Arşivlerin içine yüzerim ben. Yüzerim. Hafızalar, benim hafızalar, muhteşem bir hafızam vardı arkadaşlar. Çok da dil bilirim yani. Hafızam inanılmaz bir şekilde hiçbir şey unutmam. Ve bulduğum bütün kayıtları, bütün kayıtları anında yazarım bir kenara. Çünkü belki aynı bulduğunuz o arşivde bulduğunuz belgeli belli bir zaman sonra bulamazsınız yani. Çünkü inanılmaz dediğim gibi. Yani binlerce arkadaşlar, binlerce yani, binlerce. Çünkü yorucu, çok yorucu. Bunları çıkartıp hem anlatıyorsunuz hem bir kenara yazmanız lazım, not etmeniz lazım yani. Not etmeniz lazım. Dedim ya işte Latince, Fransızca, İngilizce'den arkadaşlar bulabiliriz. Çıkartıyorsunuz hatta bazen İspanyolca. Ya bakıyorsun diyorsun ki arkadaş aman şunu bir kenara yazayım. Hikmet nasıl tamam? Güzel. Evet sen de yardımcı oluyorsun. Evet. Nasıl? Bende özgüven tamdır arkadaşlar. Özgüven tavandır bende. Bende tavandır. Dedim ya arkanda ne kütüphane yok benim ya. Arkanda ne kütüphane yok. Hikmet kütüphaneyi sen mi kaldırdın? Dedim ya. İşte her şey hafızada arkadaşlar. Hafızada. Ve tarihi anlatırken arkadaşlar. Tarihi anlatırken ben yaşarım. Dedim ya bakın arkadaşlar. Tarihçilik angarya işidir. Angarya işidir ya. İşte girip hepsini araştırmaktır arşivlerin içinde. Milyonlarca kitabın arasında. Dedim ya uyku yoktur. Yorucudur, korkunçtur. Akıl sağlığınızı bile kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Dedim o kadar belgele çıkın. Ve şu da var. Benim de bir şey tarafım var arkadaşlar. Yani bu tarih saklandığı için. Dedim ya 82-83 senelerde saklanmıştı bu tarih. Kinim de var arkadaşlar. Korkunç. Bütün medeniyetleri çıkarttık. Uygarlıkları çıkartıyoruz, anlatıyoruz ya. Hepsinin kurucusu Türk Turanlar. Dünyanın her tarafında. Ama dedik ki benim de masalcılar var ülkede. Sözde titri sahibi, işte akademisyen, tarihçi, mucu, o tip şeyler çıkıp hala aynı mabal şeyleri. Mabal anlatıyorlar, masal anlatıyorlar. Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmiştir gibi saçma sapan şeylerle insanların beynini yıkıyorlar arkadaşlar. Beynini yıkıyorlar. Bu bende her zaman bir sinir olmuştur. Sinir yaparım yani, korkunç. Yani bunlara karşı inanılmaz bir kinim vardır ya. Ulan bütün medeniyetlerin kurucusu Türk Turanlar her tarafta sen kalkmışsın 1071 Türkçüsü söylüyorsun ya. Onun da şeysi vardı benim, sinirim vardı ya. Bazen haftan, dedim ya, dokundururum ya, hiciv yaparım. Hiciv yaparım arkadaşlar, inanılmaz bir şekilde ya. Bu benim bir rahatlama sistemimdir ya. Rahatlama sistemimdir ya. Çünkü arkadaşlar, batı odamla çıkartmışlar. Aramışlar, bulmuşlar, çıkartmışlar, kazalarda gitmişler, kimse orada ölmüş şey. Dedim hepsini, dil bilim üzerinden, antropoloji üzerinden, ya kimse hastalanmış falan. Çok şey olmuş, adamlar çıkartmışlar, metri yazmışlar ya. Türk Turan demişler. Ya onlar koca, düşünün Türk Turan demişler arkadaşlar. Bütün medetleri kocaları yani. Bir de bunu bu patavatsızlar böyle konuştukları zaman 1071 deyince benim ben celalleniyorum. Kızıyorum ya. Onun için bende arkadaşlar şu var. Özgüven tamdır. Çünkü anlattığım her şey bir kenara yazılmıştır ya. Yazılmıştır. Notumu alırım, taktı herhangi bir yayında anlatırım ben. Söylerim. Kişi kaynak söylerim. Ne göre? Çünkü tarih dediğin şey belgeli olur arkadaşlar. Orijinal kaynaklı olur. Ana belgeli oluyor. Bu da bizi inanılmaz bir şekilde mevcuttur. Çünkü dedim ya bütün Avrupa'nın arşivleri açılmıştır ya. Arşivleri açılmıştır arkadaşlar. 3000 sene önce yazılan şeyler var yahu. Yazılan şeyler var arkadaşlar. Unutmayın bunları. Daha eskiler var ya. Hatta gönül istiyor ki, tam Latince'nin içine bilmek lazım ki. İnanılmaz kitaplar var yahu.
şu var yalnız, bütün her yerde çıkan bütün kaynakların hepsi de Türk geçer, Tatar geçer, İskit geçer, Hun geçer, Avar geçer, Hazar geçer, Got geçer, geçer, Vandala geçer, Ostrogot geçer, geçer de geçer. Hepsi biziz arkadaşlar. Hepsi biziz ya. Turan Akatlar'ın artık. Turan Akatlar arkadaşlar. 43 bin yıllık tarih ya. 43 bin yıllık tarih düşünüyor musun? Onun için ben her zaman tarihe anlatırken dedim. Nokta. Özgüven tamdır. Merak et. Hiç bakmam. Bir de arkadaşlar şu var. Ben hep ileriye geldim. Hep ileriye geldim. Çünkü o kadar belge var. O kadar kaynaklar var ya. Kısa kısa da olsa bazen çıkar, anlatırım bu şekilde. Anlatırım. Bazen dedim ya işte hiciv yaparak. Bazen sinirlenirim. Bazen gülerim. Bazen o dedim o şahısları tiye alırım. Tiye alırım arkadaşlar. Dedim ya biraz da geçmişte biraz tiyatrocuk da var ya. Daha önce amatör tiyatroya burada belli bir zaman takıldım ya. Bilirim arkadaşlar. Bilirim ya. Anadolu şivelerini bilirim. Hocayı bilirim ya. Bilirim ya. Çok iyi bilirim arkadaşlar. Onun için ben her zaman tarihini anlatmak çektiğim budur. Budur. Doğalımdır ya. Hayatta en güzel şey doğal olmaktır. Kendin olmaktır ya. Kendin olmaktır. Kendin bilmektir. Bu şekilde rahat bir şeydi. O kadar rahatımdır ki arkadaşlar. İnanılmaz. Değil mi? Ben dünyanın üzerine yürürüm. Bakın dünyanın üzerine takır takır yürürüm ya. Bu belgelerle, kaynaklarla dünyanın üzerine takır takır yürürüm. Ve dünyada kimse de karşıma duramaz. Duramaz. Çünkü sonuçta gelecek bütün nokta, her yer Türk Turan'dır. Türk Turan'dır arkadaşlar. Dünyanın her tarafında. Ben kendi çapımda bakın, kendi çapımda araştırıyorum. Araştırıyorum, buluyorum, çıkartıyorum ve sizlere bunları anlatıyorum. Çünkü ben Türk, Turan, Atatürk için yaşarım arkadaşlar. Ve o batılı bilim adamları, bak batılı bilim adamları çıkarmış olduğu o insanlara da saygım sonsuzdur. Saygım sonsuzdur. Mert, yiğit insanlarmış ya. Bir adım bile geri atmamışlar bu insanlar. Bir adım bile geri atmamışlar. Hepsi Türk Turanlıymış ya. Onun içindir ki arkadaşlar bazen geceleri 2 saat uyurum. Fazla uyumam. Kalkarım, çeviriler yaparım. Kenara makyaj bir şeyler yazarım. Çünkü inanılmaz. İnanılmaz kitapları var. Bir dedim ya bunun tercümesi yani Türkçe tercümesi kağıt kalem olur arkadaşlar. Sözlük de olur. Sözlük de olur. Çıkartıp yapacaksınız ya. Kolay değil. O kitapların içine girip muhakkak okumanız lazım. En aşağı 30 sayfa, 50 sayfa, 100 sayfa okumanız lazım. Ya bunu yazmak lazım. İşte onun için hafıza lazım yani. Korkunç bir hafıza lazım. İşte biz de ben de bu şekilde arkadaşlar çıkartıp bulup sizlere anlatıyorum ya. Sonra arkadaşlar işte özgüven bende tamdır arkadaşlar. Tamdır. İyi de bilirim yani. Çok da iyi bilirim yani. Türk Turan tarihini çok iyi bilirim arkadaşlar. Ben buradan hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Dedim ya. Her zaman devam edecek yani. Türk Turan bambaşka bir iştir. Türk Turan bambaşka. Dedi ki yorulsak da şey olsak da elimizden geldiği kadar anlatılmaya devam edecektir. Devam edecek. Bu çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Çünkü gelecek nesiller bunları muhakkak öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Yoksa 1071 yıllara kalır. 1071 yıllara unutmayın. Unutmayın. Ben burada hepinize hoşçakalın diyorum saygılarımla. Hoşçakalın.